Sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dört işleme dayalı sorularımız, yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme üzerinden. Şimdi biraz işlem sıramızı hatırlayalım arkadaşlar. Önce parantez içleri, parantezler üslü köklü sayılar varsa onlar yapılır. Sonra soldan çarpma bölme bir arada kullanmışsa hangisi önce geliyorsa çarpma bölmeden o yapılır. En son toplama çıkarma. Toplama çıkarma da yaparken sıra önemli değildir demiştik. Ve buradan devam ediyoruz. Bu sorumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Hemen burada 11 eksi 8, buradan eksi 4 var. Eksi 4 böl parantezin karesi demiş. Yanında artı 3 var. Eksi 24 bölü 6 var. Önce parantez içini yapacaksınız arkadaşlar. Çözümü farklı bir renkle yapıyorum. Hemen buradan dikkat edin. 11 eksi 3 eksi 8 artı 4. Buradan hemen dikkat ederseniz çıkartırsak 3. 11'den 8 çıksa 3. Eksi 4 var arkadaşlar buradan. Buradan da 3'ten 4 çıkarsa 1 kalıyor. Büyük sayının önündeki işareti yazacaksınız. Karesi. Bunun karesi de demektir. Eksi 1 çarpı böyle parantezli. Eksi 1 demek çarpı demektir. Hemen eksi ile eksinin çarpımı burada artı 1 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada zaten artı 3'ümüz var. Hemen onu yazıyoruz. Burada da şöyle bir işlemimiz. Eksi var önünde onu yazıyoruz. 24'ü dikkat edin. 24 bölü 6 demiş. Bunu da yaparsak hemen 4 olduğunu görüyoruz. 4'ümüzü yazıyoruz buraya. Şunu topladığımızda arkadaşlar şuraya. Topladığımızda hemen 4 ettiğini 4'ten 4 çıktığını ve işlemin sonucu 0 olduğunu görüyoruz. Şıklardan bakalım. Hemen Çorum'da gözüküyor.